timimin kelepçem oldu resmen. Sen de prangam. Reyhan sensin demek. Evet, siz? Cemre ben. Memnun oldum. Emir söylemişti adını. İyi anlaştınız öyleyse. Nasıl oldu bu iş? Anlatsana. Emir'i sosyal medyadan falan mı takip ediyordun? Hayır. Kim olsa Emir'e hayran olur. Onunla birlikte olmak ister. Onu daha önce hiç görmedim. Magazinden de takip etmiş olabilirsin. Katıldığı yarışlar, okuldaki başarılar günlerce gazetelerde yayınlandı. Daha önce hiç görmedim Emir'i. Hikmet dayım evlenmemizi istedi. Sen de kabul ettin. O istedi diye. Güldürme beni. Komik bir şey söylediğimi sanmıyorum. Düşündüğümden de büyük oynuyorsun. Oyun mu? Oyun, evet. Öz dayım bile olmayan biri istedi diye evleneceğini söylüyorsun. Hangi yüzyıldayız? Baksana bir şey söyleyeyim mi? O yüzük bile bu evliliğin ne kadar saçma olduğunu gizleyemiyor. Köylü bir kız ve Emir Tarhun. Kulak tırmalıyor. Ben insanları tanımadan hüküm vermemeyi daha çocukken öğrendim. O yüzden evliliğimi de büyüdüğüm köyde seninle tartışmayacağım. Bu süslü laflarla Emir'i etkileyemezsin. Tam bir iki yüzlü o kız Cavidan teyze. Ya bana neler söyledi ya? Güçlü ol. Her şey güzel olacak. Sakın vazgeçme. Nasıl? Nasıl? Ya nikah yarın. Gel konuşalım seninle.